Gelelim mesela çaya. Şu çay. Bazı kadınlar mesela ev hanımları çay yaptırıyor. Çay mı yapıyor? Şerbet mi yapıyor? Ya şu çaya hizmet vereceksiniz kardeşim. Hizmet vereceksin ki bu çayın tadını alacaksınız. Bu çaydan bir şey anlayacaksın. Bu çay mideye tokanmasın. Tansiyonu düşürmesin. Çayın suyunu kaynatacaksınız güzelce. Ona göre demini ayarlayacaksınız. Atacaksınız ki ona göre çay içeceksiniz. İçtiğiniz zaman biliyorsunuz ki çay içtiniz. Oh oh. Ya insanın karnı tok olma ne güzel bir şey ya. İnsan böyle tok olduğu zaman böyle yemeği rahat rahat yediği zaman insanın içinden geliyor koşmaya böyle at gibi koşmaya böyle ne bileyim taşı böyle tutup da taşı ortadan parça etme. İnsanın böyle canın ciğeri istiyor ha. Böyle yemek yediğin zaman böyle güzel sakin sakin böyle de çeşitli yemekler. Böyle yediğin zaman insan oluyor bir başka insan oluyor ya. İnsanın canı ciğeri istiyor ki böyle ne bileyim böyle ya böyle binaları yıkmak istiyor ya insan böyle o kadar ki insan ferahlanıyor insanın işler açılıyor insanın rahat ediyor. Nasıl rahat ediyor? İnsan böyle rahat ediyor ki Allah kimseyi aç bırakmasın ya. Çokluğun halı başka ya. Neymiş efendim? Ya işte şu gördüğün peynir. Bu peynir. Kaç çeşit peynir var ya? Yağsızı var, imansızı var. Ama da bir de ya, peynirin biraz yağlısını aldınızsa bu peynir hayata ne mideye tokanır, ne tansiyona tokanır, ne şeye tokanır. Bütün gıdalar hepsi bunlar şeydir yani. Şey veriyorlar sana. Ya vallahi akşamdan iki tane yumurtanızı alın ya, kaynatın kardeşim ya biraz. Kaynatın, sabah kalkın, işinize gidiyorsunuz. Yolda bir tak 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 yumurtanızı soyduğunu biraz, bir parça ekmek, biraz tuz, bu işi bitirir ya. Yok efendim, gidiyorsunuz pastanelerde, burada, orada, şurada, burada. Nereye bu? Biraz, size beyin kalmamış be. Ya şimdi bu soğan, boşuna mı yetişiyor kardeşim ya? Bu soğanda ne kadar olduğunuzu biliyor musunuz? Siz o kadar mı beyin isteyeceğim, boşuna mı okuyorsunuz ya? Bu sarımsak, bu sarımsak ne olduğunu biliyor musunuz? Ya şu gördüğünüz sarımsak, bu sarımsak. Ya diyor ki ben soğan yemiyorum, gel ben uyuz ölüyorum ya. Ha. Şimdiki gençler, yok ben soğan yemiyorum. Ya soğan yemezsen beynin nasıl çalışır? Beyinsiz. Nasıl beynin çalışır? Şimdiki gençlerimiz sabah kalkıyor, ay pastaneye koşuyor. Böreğe koşuyor. Ya kardeşim, yani börek yiye size beyin kalmadı lan. Sinirlerimiz boşalmış lan. Size beyin diye yok ki ne? Ya şimdi evinizde niye kardeşim şu yumurta varken, bak şu gördüğünüz yumurta, bu yumurta varken niye pastanelere koşuyorsunuz kardeşim? Niye bir ya yiyin böyle beyniniz çalışsın. Beyninizi böyle bilgisayar gibi böyle beyin şey olsun. Ya şimdi bu zeytünün terbiyesiz yani bunun kaç tane çeşidi var zeytünün mesela? Ben de bunun şimdi terbiye etmesem, zeytinyağını koymasam, biberini koymasam, limonunu sıkmasam o zeytünün ne tadı olur? Şimdi bir mesela diyelim ki yeşil soğan. Bu yeşil soğandır. Buna su vermezse ne olacak? Bu soğan sonacak. Bu soğan neden? Neyle yetişiyor? Suyla yetişiyor. Şimdi bu yeşil soğan. Mesela zeytinyağını boşaltıyorum. Biberin üstüne boşaltıyorum. Kekini koyuyorum. Tamam. Biraz da salça. Salçayı da biraz salçayla böyle güzel kavurdun mu? Şey ettin. Şimdi diyelim ki bu yeşil soğan. Ya şimdi yeşil soğan. Bak ne güzel. Bunun gıdası, göze, bütün tansiyon şeylerine hepsi faydalıdır.